İyi günler diliyorum değerli izleyiciler. Bugün Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı yazar Adnan Özyalçıner'le İstanbul'un bir tarihini konuşacağız. İstanbul'un mesire yerleri, kahveleri, kütüphaneleri, kitaplıkları, yazarları ve şairleri üzerine Adnan Özyalçıner'le şimdiki zamandan geçmiş zamana gidip gelen bir yolculuk yapmaya çalışacağız. Ve daha ziyade İstanbul konuşacağımız bu söyleşimizde edebiyat olacak, şairler ve yazarlara konuk olacağız. Onlarla birlikte şimdiki zamanın İstanbul'un geçmişte nasıl yaşandığını ve hangi değerleri yitirdiğimizi ya da o değerlerin hayatımızdaki önemine dair konuşacağız. Ama biraz gündelik hayattan bahsedelim. Eski İstanbul'da, bir zamanların İstanbul'unda insanlar gündelik hayatını nasıl yaşardı, hafta sonlarını, tatillerini nasıl değerlendirirlerdi, boş zamanlarında ne gibi faaliyetlerde bulunurlardı ya da işte o mesire yerlerinde neler yaparlardı? İstanbul'un nereleri mesire yerleriydi? İnsanlar o mesire yerlerine gittiklerinde, örneğin o Bomonti Bira Bahçesi'ne gittiğinde ya da Kağıthane'deki mesireye geldiğinde nasıl vakit geçirirlerdi? Bundan biraz bahseder misin Adnan abimiz? Evet. Şimdi İstanbul'da pazar günleri, cumartesi çalışılırdı. Yalnız pazar günleri tatildi o zamanlar İstanbul. Ve tabii İstanbul'un birçok tarafı kırlık, bağlık, bahçelikti. Onun için mesire yerleri çok önemliydi. Pazar günleri o açık alanlara insanlar koşarak gider. Orada eğlenirlerdi, yemekler yerlerdi, oynarlardı, koşup oynarlardı. Deniz kenarı olan mesire yerlerinde denize girerlerdi. Plajlar her tarafında İstanbul'un, üç tarafı deniz olan İstanbul'un her tarafında açık plajlar vardı, halk plajları vardı. Mesire yerleri genellikle Çamlıca, Kağıthane, ondan sonra Florya'ydı. En şeyi, en güzeli, en yaygını Florya'ydı. Florya kentin merkezinde olduğu için, yani sur içinde olduğu için, sur içi merkez olduğuna göre Florya'ya geliş çok olurdu. Pazar günleri trenle, o zaman Sirkeci'den kalkan Halkalı'ya kadar giden trenler vardı yine, gelirlerdi. Ben kitapta Florya'yı yazdım tabii. Evet. Oradan okuyayım size Florya'yı. Florya'nın yazı hepsinden başkaydı. Ormanlık alanda sere serpe oturulur. Annelerimizin başları da taşlardan derme çapma yaptığı ocaklarda çay kaynatılır. Babalarımızın fayton ya da trenle gidip geldikleri küçük çekmeceden getirdikleri taze etler dumanı tüterek, göz yakarak pişirilirdi. Ardından babalarımızla biz erkek çocuklar Florya plajının yanında ya da Menekşe sahilinden denize girerdik. Babalarımız iş donuyla, biz çocuklarsa donsuz, sivil olarak. Kimi kez kadınların da entariyle denize girdiği olurdu. Florya plajındaki oyalı boyalı, çeşitli mayolu hanımlarla saçları arkaya taralı mayolu beylerin, biz kabak kafalı, iç donlu sivil erkeklerle entarili, boyasız, kafaları yemenili kadınlara nasıl baktıklarını anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Yani bu biraz böyle şey gibi, bir Yeşilçam melodramı gibi, orada evet. Jön oğlan gelmiş böyle bir evet. ince bıyıkları ve şeyli brilyantinli saçlarıyla evet. Ve son moda mayosunu giymiş falan böyle evet. Çok yağsız, fit bir vücut, orada güneşleniyor falan. Sen de orada Adem Baba gibi sivil bir çocuk evet. olarak denize giriyorsun. Evet. Öyle bir hikaye var. Şimdi benim aklıma biraz bu dijital festivalden bahsediliyor burada. Bir dijital festival olarak. Şimdi Küçükçekmece'de olduğumuzdan aklıma bir şey geliyor. Tarık Dursun'un kaçakçılara anlattığı bir romanı var.
Orada Hediye Hanım diye bir bir karakter var, yan karakter. Yani Tarık Dursun'da beni kadın karakterler son derece etkiliyor. Çünkü orada şöyle bir şey var, o yan karakterlerdeki kadınlar genel olarak işin içine çok fazla girmiyorlar ama girdiklerinde de akışı değiştirip romanın gidişatına çamak sokuyor ve son derece bir müdahil oluyorlar o gidişata. Orada da Hediye Hanım'ın işte Hakkari'de bir köyde yaşayan bir kocası kaçakta ölen bir kadın bir işi de var orada aslında çalışıyor. Orada bir kaçakçıyla geçirdiği gecenin sonucunda bir takım şeyler konuşuyorlar ve diyor ki işte gideceğim diyor Küçükçekmece'de diyor bir tarafı denize bir tarafı göle bakan bir evde yaşayacağım diyor. Çift balkonlu bir ev düşünüyor. Denize ve göle bakan bir evde yaşamak istiyor. Peki bizim edebiyatımızda işte benim hatırladığım kadarıyla Yaşar Kemal'in burada bahsettiğim biçimde bu Menekşe plajında gelip gittiği zamanlar burada evi olduğu zamanlar var. Edebiyatımızda işte Hasan İzzettin Dinamo'nun da buralarda yaşadığını söylemiştin sen daha önce. Yani bu edebiyatımızdaki Florya, Menekşe, Küçükçekmece, burada yazılan kitaplar, burada yaşayan yazarlar, işte bu basın sitesi, oraya dair bilgilerini bizimle paylaşır mısın? Şimdi Florya'nın hemen yanı başında basın sitesi vardı, basın köyü vardı. Gazetecilerin oturduğu bir yerde Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Çetin Altan gibi birçok ünlü yazarlarımız bu basın köyde uzun süre oturdular, kaldılar. Yaşar Kemal özellikle basın köyün baş yazarıydı bence. Baş yazarıydı. Çünkü basın köyde o zaman ormanlık bir alandı Florya tabii. Bu ormanlık alan Yaşar Kemal'in tam istediği gibiydi. Basın köyde sabahleyin kalktığı zaman ilk işi o ormanlık alanda gezip öykülerini, yeni öykülerini, yeni romanlarına malzeme almak ve düşünmekti. Nitekim Yaşar Kemal Basınköy'de yaşadığı sürece içinde İstanbul'la ilgili ilk romanlarını Basınköy'de yazdı. Bu romanlar nelerdi? Al Gözüm Seyreyle Salih bir tanesi. Bir tanesi Allah'ın Askerleri. Bir tanesi Kuşlar da Gitti. Bu romanlarda Yaşar Kemal İstanbul'u Florya yöresindeki evsiz, kimsesiz çocukları anlatır bu romanlarında. Bir de o zamanlar Menekşe'de basın plajı vardı. Gazeteciler Cemiyeti'nin basın plajı vardı. Yazarlar, Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olanlar o basın pira pazar günleri basın plajına doluşurlardı. Biz de Senur Sezer'le birlikte çocuklarımızı da yanımıza alarak o basın plajında çok güzel günler geçirdik. Menekşe bir şey alanıydı, plaj alanıydı. Duru bir su, harika bir halk plajı gibiydi. Menekşe'de bir de Hasan İzzettin Dinamo otururdu. Hasan İzzettin Dinamo'nun üstelik Menekşe sahilinin hemen yanındaki bir 5-6 metre uzağındaki ya da 10 metre uzağındaki bir tümsek üstünde harika bir gecekondusu vardı. Çiçekli bahçesi, sardunyaların, çeşit çeşit sardunyaların olduğu özenle Hasan İzzettin Dinamo'nun kurdu ve kitaplarını orada yazdı. Bir gecekondusu vardı. Nitekim o gecekonduyu Musa'nın gecekondusu adıyla da kitaplaştırmıştır Hasan İzzettin Dinamo. Yani böyle bir yerdi o zamanlar Florya. Yazarların şeylerin oturduğu ve orayı yazdığı bir yerdi. Benim içinse Florya'da, Küçükçekmece'de çok yani benim yaşamımı çok etkilemiş yerlerden biri. Özellikle mesela ben mahalle arkadaşım Ayhan'la
pazar günleri trene biner, soğuk suya gelirdik. Soğuk suda gölde yüzerdik. Göle yüzmeye giderdik. Göl öyle duru ve yüzmek için harika bir yerdi. Soğuk suyun bir özelliği de şu, Bizans'tan kalma bir şey var soğuk suda, kaynak var. O soğuk suyun kaynağı Halkalı suyu olarak yayılıyor ve Fatih döneminden başlayarak, bu Bizanslı kaynak Fatih döneminden başlayarak İstanbul'a Halkalı çeşmeleri olarak yayılırdı. Benim çocukluğumda yaşadığım mahallede, Karagümrük'ün bir mahallesinde, orada Halkalı Çeşmesi diye özel çeşme vardı biliyorum. O çeşmeden Halkalı suyu akardı. Yani Halkalı'dan getirilen su, ta Fatih ve Beyazıt döneminden getirilen su o çeşmelerden akar dururdu. Hı. İşte böyle yani. Siz de gidip oradan akan çeşmeden evin suyunu tedarik ederdiniz. Evin suyunu tedarik ederdik. Tulumbadan değil de oradan. O zaman İstanbul'un suları çeşitliydi tabii. Hamidiye suyu çeşmeleri vardı. Kırk çeşmeler dediğimiz çeşmeler vardı. Ki kırk çeşme suları Belgrad ormanlarında Bozdoğan kemeri yoluyla getirilirdi. Özelliği de şu kırk çeşmenin. Kırk çeşmelerin özelliği şu. Kanuni döneminde İstanbul'a su ihtiyacı doğuyor. İstanbul kalabalıklaşıyor çünkü. Fatih'ten sonra Kanuni döneminde bayağı kalabalıklaşıyor. Su yetmiyor. Su yetmeyince yeni bir su getirmek istiyorlar. Mimar Sinan o zaman, baş mimar. Bir gün şeyde dolaşırlarken, Kanuni ile Mimar Sinan Belgrad ormanlarında dolaşırken Kanuni'nin atının ayağı sürçüyor ve düşer gibi oluyor. Ayağının sürçtüğü yere bakıyorlar. Orada bir parçalanmış künk. Evet. Künk görüyor, toprak künk görüyorlar. Ya nedir bu diyorlar? Bir su yolu. Mimar Sinan bu su yolunu takip ederek buradan Kırkçeşme sularını İstanbul'a getiriyor. Ve İstanbul'da Kırkçeşme suları da. Önce onun etrafını orada bir çalışma yürütüyor. Suyu önce bir kontrol altına alıp sonra kanallarda. Molova kemerini yaptırıyor. Evet. Molova kemerinden ta Bozdoğan kemerine kadar gelerek Kırkçeşme sularını getiriyor tabii. Ama orada vaktiyle Bizanslıların da kullandığı bir su varmış. Ama o su yolu kesilmiş tabii. Mimar Sinan bunu yeniden yapılandırmış. Bütün mesele burada. İşte bu kitapta da anlatıyorsun. Kanuni Süleyman kentteki su kıtlığına çok üzülüyor ve Rüstem Paşa'yı çağırıyor yani. Evet. Evladım gel bu memleketin su sorununu çöz diyor. Ama ona da diyor ki padişahım diyor çözelim ama biz bunu çözersek işte taşradaki insanlar İstanbul'a gelmeyi çok istiyorlar. Su var. Su olduğu zaman daha çok akın ederler. Suzluk evet. Başlar. O zaman işte bu kanalları tamir ederek İstanbul'un suyunu tekrar insanlara ulaştırmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki bu suların hiçbiri kalmadı bugün. Kaynak suları vardı, Taşdelen gibi. Taşdelen de neredeyse hiç göremiyorum. Belki hala şişelerde satılıyordur ama Sırmakeş suyu vardı. Sırmakeş suyu devam ediyor şişelerde. Kayışdağ suyu vardı karşı tarafta. Kayışdağ'ın çeşmeleri vardı Kadıköy'de. Çeşme de son zamana kadar bizim yayın evinin oradaki bir yerde son bir çeşme vardı. O akıyordu. Çeşme duruyor. Hayır. Duruyor ama akıyor mu suyu bilmiyorum. Akıyor. Ha işte son bir çeşme var Kayışdağ'ın son bir çeşmesi. Tek bir çeşme. Sanıyorum 50-60 çeşme diye söylüyorlar Kayışdağ'ın çeşmelerini. Böyle bir şeydi. Beykoz'da böyle bir şey vardı. Sarıyer'de sular vardı. Bu suların hiçbiri kalmadı. Artık sadece şişelenmiş sulara kaldık. Çeşmelerin hiçbiri yok.
Hamidiye çeşmeleri de vardı. Hamidiye suyunun çeşmeleri vardı. Son çeşme benim bildiğim kadarıyla Gayrettepe'deydi. Nimet Hanım camisinin arkasındaydı. Evet. Ve biz oraya kadar gider, oradan şişelerle Hamidiye suyu doldurur, eve getirirdik. Yani böyleydi. Ama şimdi o çeşme de yok. Şimdi tabii. Hala memleketin muhtelif yerlerinde muhtelif çeşmeler var. Ya İstanbul'un da muhtelif yerinde tabii çeşmeler var. Vatandaş gidip oradan senin suyunu doldurup evine taşıyor. Geçen gün ben İzmir'de gördüm mesela, orada şeyden dolduruyorlardı. Homeros Vadisi'nde bir çeşme vardı. Oradan doldurup evlerine götürüyorlardı. Şimdi bu çeşme faslından biraz da kahve faslına gelelim. Evet. Kahvehanelere gelelim. Biraz önce işte bu burada yaşayan Menekşe'de basın sitesinde yaşayan yazarlardan birisi de Orhan Kemal olduğunu söylemiştin. Orhan Kemal deyince benim aklıma biraz da böyle bir İkbal kahvesi geliyor. İkbal kahvesi gelince işte sizin kuşağın, yeni edebiyatçıların, o kuşak edebiyatçıların orada bir araya gelmesi, Sennur'un varlıktaki işine gitmeden önce İkbal'de Orhan Kemal'le buluşması vesaire. Sizin kuşağın edebiyatçılarının kahvelerde, tabii siz şeye yetişemediniz. Yani külliye ve meselete yetişemediniz ama İkbal'e geldiniz. İkbal'den efendime söyleyeyim Çınaraltı'ya, oradan Yeni Kapı Kahvesi'ne falan gittiniz. Tabii. Yani bu süreci ve kahve şimdi, buluşmalarını anlatabilirim. Şöyle başlamam gerekiyor. Aslında Babali ve Cağaloğlu bir kültür merkeziydi. Ankara Caddesi boyunca Babali dediğimiz yer Ankara Caddesi. O Sirkeci'den Cağaloğlu'na çıkan yokuşlu cadde Ankara Caddesi'dir. O cadde iki yanlı kitapçılarla doluydu. Bugün ne yazık ki o kitapçıların yerinde sadece fast food yiyecek satan dükkanlar var. Başka hiçbir şey de yok. 3-5 kitapçı ya kaldı ya kalmadı. Öyle bir yerdi. Cağaloğlu'na geçtiğimiz zaman Cağaloğlu'nda da yayın evleri ve gazeteler sıra sıraydı. Cumhuriyet'in karşısında, İstanbul Erkek Lisesi'nin karşısında Cumhuriyet vardı. Cumhuriyet'in karşısında Yeni Sabah gazetesi. Bir sokak, iki sokak ötede Milliyet, Hürriyet. Biraz aşağıda Narlıbahçe Sokağı'nda, Babali Yokuşu'nun altında Akşam gazetesi. Onun üstünde Dünya gazetesi. Bütün gazeteler, bütün yayın evleri bir kültür merkezi olarak bir aradaydı. Yazarlar buralardaki kahvelere gelirlerdi. Önceleri Meserret Kahvesi'ne, Cağaloğlu Yokuşu'ndaki Meserret Kahvesi'ne, Ankara Caddesi'ndeki Meserret Kahvesi'ne gelirlermiş. Orada buluşurlarmış. Ben ona yetişemedim. Ama İkbal Kahvesi'ne yetiştim. İkbal Kahvesi Nuri Osmaniye Camisi'ne giden yolda büyükçe bir kahveydi. İçinde bilardo masası da olan. Büyük bir, o zamana göre kıratane dediğimiz bir kahveydi. Ve Orhan Kemal'in mekanıydı o kahve. Orhan Kemal ilginç olarak sabahları Cibal'de oturuyordu. Ahşap bir evde. Sabahları herkes uyurken saat 5'te kalkıyor. Sabahın 5'inde ya da 4'ünde kalkıyor. Saat 8'e kadar yazacaklarını, o günün romanıysa romanı, öykü yazacaksa öyküsünü yazar. Oradan kalkıp 8'den sonra İkbal Kahvesi'ne gelirdi. İkbal Kahvesi'nde oturur, orada da kendince notlar alır, bir şeyler yapar, dinlenirdi. Bu arada Sednur Sezer de o sırada Varlık Yayın Evi'nde çalışıyor. Her sabah İkbal Kahvesi'nin önünden geçiyor. Saat 9'da geçerken Orhan Kemal cama vuruyor. Sennur çağırıyor, Sennur geliyor. Orhan abisiyle oturup konuşuyor. Orhan abisi ona soruyor. Ya Sennur, bu iki tane hikaye var. Bu hikayeyi biz nerede yayınladık? Varlık'ta mı yayınladık? Yeditepe'de mi yayınladık? Sennur o konuda büyük bir şeyi olan, hafızası olan, edebiyat hafızası olan bir kızdı. Ve şey diyor Sennur,
Abi o onu şeyde yayınladın sen Varlık'ta. O zaman sen bunu al Yeditepe'ye götür. diyor ve sen onu Yeditepe'ye götürdün. Böyle bir şey. Ve Yaşar Kemal'in adresi İkbal Kıraathane. Orhan Kemal'in. Orhan Kemal'in, Yaşar Kemal'in diyorum. Hep şaşırıyorum. İki Kemal'ler, ikisi de Çukurovalı arkadaşım, zaten. İkisi de arkadaş. Evet, ikisi de arkadaş. Orhan Kemal'in bütün mektupları şeye geliyor. İkbal Kıraathanesi'ne geliyor. İkbal Kıraathanesi'nin bir özelliği de öğlen özelliğiydi. Ben onu çok şahit oldum, tanık oldum. Öğlenleri Edip Cansever kahveye gelir, Orhan Kemal'le tavla şeyine tutuşurlardı, maçına tutuşurlardı. Evet. Ben gelir onu seyrederdim çünkü çok hoşuma giderdi. Atışmalı geçerdi. Atışmalı tabii ve edebiyat tartışmaları yapılırdı o sırada. Bir yandan tavla oynuyor, düşeş mi geldi, yek mi geldi, ne geldiyse bir onu, bir Orhan Kemal bir şey söyler, Edip ona karşı çıkar. O sırada tabii ikinci yeni falan şeyleri var. Orhan Kemal ile bu ikinci yeni üstüne... Ya buyrukçu da ortamı kızıştırır falan. Buyrukçu daha erken gelir. Evet. O öğleye falan kalamazdı. Evet. Çünkü işe giderdi. Memurdu o sırada buyrukçu. Karaköy'de Toprak bir ofisinde, Karaköy'de memurdu. Bıyık Talat vardı buyrukçunun arkadaşı. Evet. Onlar sabahleyin geçerlerdi. Sabahleyin 9'da onlar şeyine giderlerdi. İşlerine giderlerdi. Ama öğlenleri ben... Kapalı Çarşı'dan büyük. Çıkıp Edip Cansever. Evet, Edip Cansever Kapalı Çarşı'dan öğle saatlerinde gelir yerleşirdi. Böyle bir kahveydi. Biz de Kemal Özer'le beraber o kahveye gelirdik. O sırada Varlık Yayın Evi'nin dışarıdan şeylerin tasdihlerini yapıyoruz biz. Kemal Özer'le beraber oturur. Bir köşede Orhan abi, öteki köşede biz Kemal Özer'le şey tasdihleri yapardık, kitap tasdihleri yapardık. İşte böyleydi kahveler. O İkbal bizim asıl benim şeyimde üniversiteye geldiğim zaman 1955 yılları ben üniversiteye geldiğim zaman çok ilginç bir şey Çınaraltı kahvesi vardı. Beyazıt Camisi'nin arka avlusunda. Vaktiyle ön avlusu Beyazıt Camii'nin ön avlusu küllükmüş. Ama biz küllüğe yetişemedik. Küllük bittikten sonra Çınaraltı bir yazarların, öğrencilerin gelip gittiği bir kültür açık hava kahvesiydi. İsmet Sungur Bey profesör oraya gelirdi. Bir sürü edebiyat fakültesinden profesörler gelirdi. Hukuk Fakültesi'nden gelen olurdu. İsmet Sungur Bey nitekim Hukuk Fakültesi'ndendi. Böyle bir yerdi. Biz öğrenciler oraya giderdik. Bizim, benim Erdal Öz'le, Onat Kutlar'la, Doğan Hızlan'la buluşmalarım, Hilmi Yavuz'la buluşmalarım hep o kahvede oldu. Konur Ertop gibi. Konur Ertop'la buluşmalarım. Kemal Özer'le zaten okuldan arkadaşız. Konur Ertop'la da okuldan arkadaştık. Hep orada toplanırdı. Ülkü abi gelir miydi? Ülkü Tamer de gelirdi tabii. O Ülkü Tamer o zaman kolejde okuyordu. Kolejden kalkar yani Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı'ndan kalkar şeye gelirdi. Çınaraltı kahvesine gelirdi. Öyle bir topluluktuk biz. Bu topluluk 56'da da baktık. Böyle toplu olarak oturuyoruz, tartışıyoruz, edebiyat tartışıyoruz. Sonunda bir dergi çıkarmaya karar verdik ve A Dergisi diye bir dergi çıkardık. Harika. Yani A Dergisi dediğinde öyle bir şey ki ağacılar olarak siz edebiyat tarihinde bir yeriniz var. Bir akım yarattınız yani. Edebiyatın yenileşmesi, insanların özgürleşmesi amacımız bizim. İnsanların özgürleşmesi, edebiyatın yenileşmesi. Bu konuda biz asıl amaç buydu ve bu konuda çalıştık ve dergiyi cebimizden 10'ar lira vererek o zaman 100 liraya çıkıyordu bir dergi. Şey tabii yani gazete sayfası
büyüklüğünde ikiye katlanmış bir gazete sayfasını düşünün. O büyüklükte tabloid bir dergi 100 liraya çıkıyordu. Biz de 10'ar lira ceplerimizden 10'ar lira vererek o dergiyi çıkarıyorduk. Edip Cansever de bizim ortağımızdı ama Edip Cansever'in Kapalı Çarşı'da dükkanı olduğu için ondan 20 lira alıyorduk. Çok güzel de bir çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok güzel de bir logosu var. Ülkü Tamer'in çizdiği çok güzel bir logosu var derginin. Hakikaten mizampajı logosuyla ve içeriğiyle gerçekten edebiyat tarihimizde çok ciddi bir yeri ve ağırlığı olan bir dergiydi. Ve 27 Mayıs şeyine kadar, dönüşümüne kadar o dergiyi sürdürdük biz. Ve şey karşıtı, Demokrat Parti karşıtı, özgürlükçü, şeyci, kültürel bir karşı koyuş içindeydi dergi. Yürüyüşler falan oluyordu arada, Demokrat Parti'nin baskıları karşısında, üniversite yürüyüşleri. Biz dedik ki yürüyüşler oluyor ama bir de kültürel olarak bunlara karşı çıkmak gerekir dedik. Böylece bu karşı çıkışımızı yaptık. 27 Mayıs'ta da baktık 27 Mayıs oldu. O zaman Özgürlük Özel Sayısı diye dergiyi 10.000 bastık ve bütün üniversitede bedava dağıttık. Aradan yıllar geçti. İşte özgürlükler 1961 anayasasıyla bir sürü özgürlükler geldi. Kültürel bir patlama oldu. Her şey, mesela biz 1960'tan sonra Yeni Kapı Kahvesi'ne giderdik. Yeni Kapı Kahvesi'nde herkes bir aradaydı. Senur Sezer, ben, Onat Kutlar, Ülkü Tamer, hepimiz bir aradaydık. Ali Poyrazoğlu aramızdaydı. Mesela tiyatrodan Ali Poyrazoğlu. Ondan sonra Yaman Tüzcet. Hepimiz böyle bir aradaydık. Ressamlarla bir aradaydık. Mehmet Güleryüz bizim Komet. Ressam, Komet arkadaşlarımızdı. Ve böyle bir ortam vardı. Yeni Kapı Kahvesi'nde de böyle. Fakat bu ortam 1970'lere doğru yavaş yavaş bitti. 1971 muhtırası geldiğinde bizim A dergisini çıkaran arkadaşlar birbirlerinin haberi olmadan telefon ettiler. Bir toplanalım mı diye. Ve biz hatırlıyorum 1972'nin başlarında Gazeteciler Cemiyeti'nde toplandık. Ve tek bir soru sorduk birbirimize. Ne yapalım? Cevap: dergiyi yeniden çıkaralım. Peki adı ne olacak? Yeni Ağ olacak. O arkadaşlardan biri dedi ki ya sıkı yönetim var. Sıkı yönetimde çıkarıyoruz bu dergiyi. Ya toplarlarsa ne yapacağız dedik. O sırada Ferit Öngören, bizim mizahçı, karikatürist arkadaşımız, aynı zamanda yazarımız. Ferit Öngören dedi ki o zaman yine Ağ diye çıkarırız dergiyi dedi. Ve biz Yeni Ağ dergisini çıkardık. O dönemde 5.000 basarak, bir kültür dergisini düşünün, 5.000 basarak ve 5.000 satarak çıkardık. Çünkü insan, başka yayın yoktu. Sıkı yönetim dolayısıyla yayın yoktu. İnsanlar satır aralara okuyordu. Biz de kültürel bir karşı koyuş gösteriyorduk. Muhtıracıların baskılarına ve özgürsüzlüklerine karşı. Böyle bir şey. Evet, o A dergisi de bizim edebiyatımızın çok temel taşlarından bir dergi oldu. 1970'ten sonra kendisini Yeni A diye devam ettiren bir dergi olarak yayın hayatını sürdürdü. O Yeni A dergisi de Adnan abinin Sabah Ajansı'ydı. Sabah Ajansı'yla yazısı dolayısıyla kapanmasıyla kapatıldı ve mahkemeye Adnan verilmesiyle abi, aynı zamanda bir yazısıyla dergi kapatan bir yazardır da aynı zamanda ama yani bu yazar olmanın bir de okur olma öncesi var. Acaba o çocuk Adnan Özyalçıner o Cağaloğlu yokuşundan inerken ya da
işte şeyde Karagümrük'te büyürken hangi kitap evlerine gider, kimleri okur, kimlerle okumaya başlamış, hangi kitap evlerini ziyaret eder? Ben tabii yani benim yazarlığımı tetikleyen aslında İstanbul Erkek Lisesi'ne, ben Eyüp Ortaokulu'nda okudum. Ama o zaman da semtlere göre liseye gitmek vardı. Eyüp Ortaokulu'nun Eyüp'te şey olmadığı için, lise olmadığı için Eyüp Ortaokulu'nun lisesi İstanbul Erkek Lisesi'ydi. İyi ki İstanbul Erkek Lisesi olmuş. Büyük bir lise çünkü. Ünlü bir lise. Ve ben o liseye Eyüp'ten vapurla köprüye gelip, Galata Köprüsü'ne gelip, Galata Köprüsü'nde yaya olarak İstanbul Erkek Lisesi'ne çıkardım. Ama çıkarken o büyük şeylerin, kitapçıların arasından geçerdim ve kitaplara böyle şeyle bakardım. Benim ilk okumalarımı gerçekleştiren oradaki kitaplar oldu. Özellikle mesela Refik Halit Karay'ı, Yakup Kadri'nin kitaplarını, Ömer Seyfettin'in kitaplarını hep orada diyorum. Ömer Seyfettin'in kitabını da şöyle yaptım. Ben daha ortaokul sıralarındayken Ant ve Kaşa öykülerini okumuş ve çok beğenmiştim. Hatta o ortaokul sıralarında Ömer Seyfettin Vari bir de öykü de karalamıştım. O sonradan geçti gitti. Ama liseye gelişimde bu Ömer Seyfettin'in kitabı var mı yok mu? Kitapçılar arasından geçiyorum diye düşündüm. Ömer Seyfettin yaşamı boyunca kitap yayınlamamış. Yalnız Ömer Seyfettin öldükten sonra onun arkadaşı Ömer Seyfettin'in öykülerini kitaplaştırmış. Benim haberim yok. Ben o zaman Ahmet Halit kitabevi var. Onun önünden geçiyordum. Baktım, Ömer Seyfettin kitabı var. Hemen girdim içeriye. Dedim ki ben bu Ömer Seyfettin kitabını almak istiyorum. Ne kadardır fiyatı falan. Adam dedi ki, bana şöyle bir baktı yüzüme. Tek olarak vermiyoruz dedi. Peki dedim. 10 cilt bunlar dedi. 10 cilt deyince benim alacak gücüm yok tabii. 10 cilt Ömer Seyfettin'i nasıl alayım? Sonra ben para biriktirerek o 10 cilt Ömer Seyfettin'i aldım. Ve o daha ortaokuldan beri hayran olduğum o yazarın bütün o kitaplarını 10 cildi birden okudum. Yani şimdi biraz bu öykücülük biraz sadece yazmakla ilgili bir şey olarak düşünülüyor. Sanki okumakla ilgili bir şey değil de yazar olmak, sürekli yazıyor olmak gibi böyle hissediliyor. Aslında yazar olmanın arkadan gelen bir okuma pratiğinin içermesi gerekiyor bence. Tabii. Ya sen de çocukluğundan beri işte Ömer Seyfettin'in kitabı, o 10 ciltlik kitabının peşine niye düşersin ki işte yazar, bir yazar kumaşı var. Sonra biz yani kendimizi yazar olarak görmeye başladığımız zaman okuduğumuz kitaplar yani Jean-Paul Sartre'dan evet. Camus'a, Camus'den şeye Amerikan edebiyatının Faulkner'ına, Hemingway'ine, Steinbeck'ine kadar uzanan böyle büyük bir okuma şeyi içine girdik. Bizim yazarlığımızı yalnız bu okumalar etkilemedi tabii. Filmler de etkiledi. O zamanın İtalyanların yeni dalga filmleri bizim baş şeylerimizdi, baş etkileri. Bizi etkileyen baş filmlerdi. Biz mesela La Strada, Fellini'nin La Strada, Sonsuz Sokaklar filmine Onat Kutlar, Ülkü Tamer, Kemal Özer ve ben 4 kişi olarak gittik. Ve filmi bir kere değil, 2 kere falan seyrettik. Ne anlatıyor, nasıl anlatıyor? Hep nasıl anlatıyoruna baktık. Kitapların da ne anlatması bir kenara, nasıl anlattığına baktık. O bizi çok yönlendirdi. Bizim edebiyatımızın ya da edebiyatımızda yeni bir şey getirmemizin, yeni bir bakış açısı getirmemizi bence o nasıl anlatıyorlara bakmamızı sağladı. Mesela bir Milano Mucizesi diye bir
film var gene. Çok enteresan Milano Müziği. Beni en çok etkileyen o belki yazarlığım boyunca hala hatta bugün bile onun etkisiyle bir takım şeyleri yazıyorum gibi. Bir şey düşünün, bir gecekondu mahallesi düşünün. Bu gecekondu mahallesinde o kadar yoksullar ki ısınmak için güneş doğduğunda güneşin altına geçiyorlar, güneş huzmelerinin altına geçiniyorlar. Tepinerek, bir çeşit dans ederek, bir çeşit dans tabii filmde öyle görünüyor, dans gibi görünüyor. Halbuki tepiniyorlar adamlar. Tepinerek ısınmaya çalışıyorlar. Fakat bir gün bu gecekondu semtinde petrol fışkırıyor. Petrol fışkırınca tabii o gecekondu semti nasıl bir zenginliğe kavuşuyor? Bir kadınlar kürklere, elmaslara bürünüyorlar. Evlerine şey alacaklar, gidiyorlar, gardıroplar alıyorlar. Ama gardıropları o kadar yüksek ki gecekondulara sığacak halleri yok gardırop. Avizeler alıyorlar, şakırtılı avizeler gecekondulara sığmıyor. Böyle ilginç bir filmdi. O çelişki beni her zaman benim öykülerimde beni etkileyen şey oldu. Ben hep o çelişkiyi yazmayı ve o çelişkiyi belirtmeyi düşündüm. Bugün bile aynı şeyleri. Bu çeviriler geldikten sonra mesela şimdi bu filmleri galiba Beyoğlu'nda izliyordunuz daha tabii, ziyade. Tabii. Çeviriler geldikten sonra mesela Saatir Kambi falan çevrildikten sonra daha öncesinde bildiğim kadarıyla Haşet Kitabevi bunları satıyordu. Ama şey kaynaklı olarak Fransızca ya da İngilizce kaynaklı olarak satıyordu. Çeviriler geldikten sonra kitap evlerinin şeyi değişti mi? Profili değişti mi? Pek değişmedi. Yani bu çevirilerin çok yararı oldu. Bir Amerikan edebiyatında biz Amerika'nın öteki yüzünü gördük. Yani Amerika'yı hep hani böyle zengin her şey şeyden ama Hemingway'leri şeyleri okuduktan Caldwell'ları okuduktan sonra Amerika'nın arka yüzünü de görmüş olduk. Yani bize arka yüzünü de verdi. Amerikan edebiyatının öyle bir etkisi oldu bize. Yani arka yüzünü göstermek. Biz de, ben de mesela yazdığım zaman İstanbul'u yazarken İstanbul'un arka yüzünü göstermeye çalıştım hep. O şeyin verdiği, Hemingway'lerin verdiği, Caldwell'ların verdiği şeyle hep İstanbul'un arka yüzünü, öteki yüzünü göstermeye çalışıyorum ve gösteriyorum, göstermeye çalışıyorum da hala. Şimdi biraz da böyle gene bir İstanbul'un geçmiş zamanlarından bahseden bir soru daha soracağım. Garlar, işte İstanbul'da çok önemli garlar var. Birisi Haydarpaşa, birisi Sirkeci. Birinden birine geçiş var şimdi. Gerçi Haydarpaşa'ya geçiş yok ama işte Sirkeci garı biraz da Marmara'ya entegre edildi ve oradan denizin altından bir geçiş var. Şimdi hatırladığım işte Yeşilçam'da o filmde gelirdi. O adam köyden sırtında yatağı ve Haydarpaşa'da iner o merdivenlerde seni yeneceğim İstanbul diyordu. Şimdi o adam nerede iniyor İstanbul'u, kim yeniyor o Haydarpaşa garı ne oldu falan bu bir eski şeye döndü. Yeşilçam melodramına döndü ve Haydarpaşa garı da sadece o melodramlarda yer alan bir bina gibi aklımızda. Yani öyle kaldı. Tabii Haydarpaşa ve filmlerde de gösterildiği gibi ve Kız Kulesi o semboldü. İstanbul'un simgesi Haydarpaşa Garı ve Kız Kulesi'ydi. Yani bu filmlerde halen öyle de gösteriliyor. Simge olarak hala duruyor. Ama simge olarak duruyor şu anda. Çünkü oradaki o kültürel yapı yok oldu, bitti. İnsanlar trene binmeden de, yani bir yere gitmeden de gara gider, garda oturulurdu. Çünkü Haydarpaşa Garı'nın çok güzel bir lokantası vardı, meyhanesi vardı. Haydarpaşa Garı meyhanesi. Orada şeye binmesen bile, trene binmesen bile orada gidip oturulurdu. Haydarpaşa Garı öyle bir gardı. Sait Faik'in bir öyküsünde
Sait Faik gara gider ve şeyleri seyreder. Orada ada pazarına gider, insanları seyreder o. O hikayesini öyle anlatır. Yani sırf orayı seyretmek için, sırf orada bulunmak için. Adapazar'a gitmiyor. Şeyde oturuyor Sait Faik. Burgaz'da oturuyor ama gara gelip Adapazarı'na gidenleri seyrediyor. Hatta Adapazarı'nın adı Adadır. Adaya diye böyle birbirleri nereye gidiyorsun? Adaya gidiyorum, adaya diye. O tren bugün bile ada treni olarak geçiyor. Ada treni, evet. Adapazarı'na giden özel bir tren evet, vardı. Evet, evet, evet. Adapazarı Haydarpaşa. O tren oydu. Adapazarı Haydarpaşa treniydi. Şimdi Pendik Adapazarı çalışıyor ama ada şimdi, treni olarak evet, geçiyor. O zaman Adapazarı Haydarpaşa var diye çalışırdı. Yani böyle bir yerdi. Sirkeci Garı'na gelince Sirkeci Garı da aynı biçimdeydi. Sirkeci Garı'nda oturulur, bekleme odalarında oturulur. Sirkeci Garı'nda da çok güzel bir lokanta vardı. O lokantalarda, lokantada yenilir içilir, meyhane olarak gidilirdi. Biz mesela Yazarlar Sendikası'nı kurduğumuz zaman, Yaşar Kemal kurucularımızdan biriydi. Yaşar Kemal bizi bütün kurucuları alıp gar lokantasına götürdü ve gar lokantasında biz sendikanın kuruluş ziyafetini şey ettik ve böyle bir olay, böyle bir şeydi. Ben gençliğimde hiç unutmuyorum. Haydarpaşa diyorum bugün. Sirkeci Garı'na gider. Sirkeci Garı'nda şeye oturur. Masalar da vardı. Oturma yerlerinin önünde masalar vardı. Oturur, masanın üstüne defterimi açar, öykü yazardım. Yani ben birçok öykülerim böyle kahvelerde ve sokaklarda yazmışlığım vardır. Orada da böyle bir şeyim vardı. Ama bugün baktığınızda o gardan, o garın kültürel ve tarihi görünümünden eser kalmadı. Yanı başında Marmara Ray'ın şeyi, betonu indirildi ve gar böyle gölgede kaldı. Güneş olan taraf Marmara Ray, karanlıkta kalan, gölgede kalan zavallı gar. Ezberinde i̇şte oldu. Halbuki dünyanın başka ülkelerinde, yabancı ülkelerinde garlar çok önemlidir. Yani oraya şey işletmeseler bile, tren gelmese bile o garları korurlar ve yeniden yaşatırlar. O garlar yaşar. Yani bizde garlar yaşamıyor. Yani tren gelmiyor tamam ama sen garı yaşatabilirsin. Haydarpaşa garını yaşatabilirsin, yok edemezsin, ortadan kaldıramazsın. Dünyanın her yerinde garlar çok önemli. Fransa'nın güney garı, evet, kuzey garı bilmem ne falan diye böyle. Herhalde öyle artık şey, yani o arkadaşın gelip böyle taşradan gelip Haydarpaşa'da ben seni yeneceğim demesi herhalde böyle bir... Yalnız filmlerde kaldı. Şeydi, filmlerde kaldı ama diyor ki şimdi yeneceksen git Gebze'den başla. Gel Haydarpaşa'da böyle fiyakalı evet, cümleler kurma diyor. Onu Gebze'ye evet, ya da en yakın Pendik'e sürgün edildi. O kahraman artık Pendik'ten evet, Haydarpaşa'ya doğru gelmeye çalışıyor evet, Adnan abi. Şeydi, bu söylediklerine son bir soruyla böyle daha kişisel bir şey olacak. Onu bağlayalım. Sen gündelik bir günün nasıl geçiyor, ne yapıyorsun, evde zaman nasıl geçiyor? Bir de şimdi bütün bu zaman boyunca hep yatay bir mimari, yeşillik, işte bağlar, bahçeler, bira bahçeleri konuştuk. İstanbul'u hep taş beton düşünelim. Oldu. Benim günümü geçirmem artık da artık geçirme. 10'la 13 arasında sokağa çıkma şeyim var. O da bakkala kadar gidiyorum. Bakkaldan eve geliyorum. Bakkalla ev arasında geçiyor günüm. Başka bir şeyim yok yani. Ama onun dışında İstanbul'a bakacak olursak İstanbul'da çok şey yitirdik biz. Çok şeyi kaybettik. Çok şey yok oldu. Bir defa İstanbul yok oluyor arkadaşlar. Nasıl yok oluyor? Eskiden İstanbul'u düşünün, Sur içi Yeditepe. İstanbul Yeditepe'den ibaret değil. İstanbul tepeler şehri aslında. Şeyi düşünün,
Ok Meydanı'nı, Ok Meydanı tepesini düşünün. Yani Kasımpaşa'yı düşünün. Yukarısında Ok Meydanı. Boğaz'ı düşünün. İki yakası tepelerle dolu. İstanbul bir tepeler şehri. Ve bu tepelere İstanbul'un yerleşmesi tamamen yatay bir düzeyde yerleşmişti. Ve o tepeler kayıp değildi. O tepeler belirgin olarak görülüyordu. Yatay olduğu için binalar tepeleri yok etmiyordu. Bugün o tepelerin üstüne dikey binalar kuruldu. Gökdelenler kuruldu, betonlar yükseldi, beton kazıklar yükseldi. Ve ne oldu? O tepeler yok oldu. İstanbul'un tepeleri yok oldu. İstanbul tepeler şehri değil artık. İstanbul dikey bir şehir haline geldi. Ve İstanbul'un silüeti, görünümü yok oldu. İstanbul'un görünümü bozuldu. Asıl yok olan İstanbul'da İstanbul'un eski görünümü. Bugün baktığınız zaman İstanbul'u tepesiz. Ben bazen Haydarpaşa'dan baktığım zaman ne görüyorum? Acaba burası New York mu? Yoksa Manhattan mı? Manhattan mı diye bakıyorum. Eskiden İstanbul hiç New York'a benzemiyordu. Şimdi New York'a benzemeye başladı. Yani Nazım'ın Yeditepe'li şehrinde bıraktığı sevgilisi evet. De artık herhalde... Artık tepe ya kalmadı ya gece konuda yaşıyor ya da bir plazada işe gidiyordur. Tepeli bir kent değil yani. O çok önemli yani tepeli bir kent olması çok önemliydi. Ne yazık ki ne Çamlıca Tepesi kaldı, ne Emirgan Tepesi kaldı. Hiç ne Hisar Tepeleri. Hepsi yok oldu. Beşiktaş da tepeydi. Beşiktaş Tepesi de yok oldu. Beşiktaş Tepesi diye bir şey kalmadı artık. Beşiktaş Tepesi deyince bence hiç kimsenin aklında bir şey canlanmıyor. Bir tepe canlanmıyor. Hayır. Canlanabilecek bir tepe yok ki. Peki Adnan abi teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu. İstanbul'u bir mesire yerleri, kitap evleri, efendim kahveleri, garları, gündelik hayatıyla anmaya ve geçmiş zamanı şimdiye taşımaya çalıştık. Küçükçekmece Belediyesi'nin Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik bu kaydı ve dijital festivale elimizden geldiğince katkı yapmaya çalıştık. Dilerim bir başka zaman daha keyifli, böyle İstanbul'un şimdiki zamanına dair güzel ayrıntılar içeren bir program yapabiliriz. Keyifliydi Adnan abi. Çok teşekkürler. Selamlar ve güzellikler. Sağlıklı günler dilerim. Kolay gelsin.